CPT'ye başvurmamızdaki temel amaç CPT'nin temel olarak kurulma amacına uygun bir şekilde görevini yerine getirmesi amacıyla başvuru yapıyoruz. Biliyorsunuz CPT Avrupa Konseyi'nin bir kurumu ve kuruluş amacı cezaevlerindeki mevcut uygulamaların hukuka uygun olup olmadığını, herhangi bir hak ihlali olup olmadığını denetlemekle yetkili. İmralı Ada Hapishanesi'nde bulunan müvekkillerimizin biz tecrit altında olduğunu biliyoruz. Ailelerle iletişimlerinin olmadığını biliyoruz. Avukatlarıyla görüşme yapamadıklarını biliyoruz. Hiçbir şekilde iletişim kanallarını kullanamadıklarını biliyoruz. Bu mutlak tecrit hali olarak tanımladığımız tecritin aslında yasal hiçbir dayanağı olmamasına rağmen ve CPT yakın zamanda bir ziyaret gerçekleştirmesine rağmen buna dair kamuoyuna ve avukatlarına hiçbir bilgi vermemesinden kaynaklı olarak burada aslında CPT'nin var olma amacına aykırı şekilde hareket ettiğini, pasif edilgen bir kurum olarak çalışmalarını yürüttüğünü görüyoruz. Biz CPT'ye konsey tarafından belirlenen amaca uygun bir şekilde çalışmalarını yürütmesi ve sorumluluklarını yerine getirmesi amacıyla somut taleplerle başvuruda bulunuyoruz. Bu taleplerimizin başında tecritin kaldırılması için gerekli girişimlerde bulunmaları, aile, avukat ve iletişim kanallarına dair engellerin kaldırılması için gerekli olan girişimlerde bulunmalarını, ayrıca yapmış oldukları ziyaretleri de kamuoyuyla paylaşmaları için kendilerine hukuk kurumları ve katabildiğimiz kadar baroları katarak bir başvuru yapmayı planlıyoruz. Yakın tarihte buna dair bir çalışma yapacağız. Tüm Türkiye'de bulunan tüm avukatlara yönelik bir çağrımız olacak. Gerçekten burada mesele politik saiklerin ötesinde ceza infaz kanununda düzenlenen hakların kullanılmamasından kaynaklı olarak bir başvuru hazırlığımız olacak. Ama biz başvuruyu kurumsal olarak değil, Türkiye'deki tüm avukatlara çağrı yaparak barolar ve ilgili diğer tüm hukuk kurumlarını da dahil edecek şekilde bir başvuru çalışmasını başlatacağız. Yani bizim amacımız katabildiğimiz kadar avukatı katabilmek burada. Çünkü artık bu mutlak iletişimsizlik hali bir politika haline geldi ve hukuksuzlukların uygulanma silsilesi aslında bir kaynak noktadan başlıyor. Bu kaynak nokta da İmralı Ada Hapishanesi'dir. Burada uygulanan tüm uygulamalar farklı şekilde yansımalarla insanların ve toplumun temel gündemlerini etkiliyor ve temel haklarını kullanmalarını da etkiliyor ve bu kaynak oradan başlatıldığı için ve bu ülkedeki demokratikleşme ve hukukun meşruluğu tartışması ve devletin meşruluğu tartışmasının başlama zemini İmralı Ada Hapishanesi'ndeki uygulanan tecrit olduğu için biz burada evet toplumsal ve siyasal yönlerini bir kenara bırakarak burada salt hukuki bir talebi dahi yerine getirilmeyen ve mutlak tecrit halindeki müvekkillerimizin bu tecritinin sonlandırılması amacıyla en temel ve en tabii hakkını kullanması amacıyla tüm avukatlara çağrımızı yenileyeceğiz ve bir başvuru sürecine gireceğiz. Bu onlar açısından bir
önemli gördükleri bir eşik Türkiye açısından. 100 yıllık bir cumhuriyeti geride bıraktık ve 100 yıllık cumhuriyet bizim açımızdan kanlı bir tarih oldu. Maalesef ülkenin temelleri yerine bir türlü oturmadı. Oturmamasının temel gayesi de tekçi, ulusalcı bir zihniyetin, Kemalist zihniyetin bugün farklı yönleriyle devam etmiş olması ve 100 yıllık tarihine baktığımızda bu ülkenin maalesef acı, gözyaşı ve demokratikleşmenin geride durduğu bir noktaya geldi. İnsanlar bunu görüyor. İnsanlar bunu gördükleri için de maalesef bu soruna dur demek için ellerinde olabilecek, kullanabilecekleri her türlü aygıtı kullanmaya çalışıyorlar. İşte açlık grevinde olan müvekkillerin temel gayesi de bu sorunun bu şekilde çözümü için tek çıkış yolunun yine İmralı Ada hapishanesindeki tecritin kaldırılması. Bildiğiniz üzere bir çözüm süreci yaşadı bu ülke ve İmralı Ada hapishanesine heyetler gidiyordu, avukatlar gidiyordu ve bu gidişler aslında ülkenin ne kadar normalleşmeye doğru gittiğini, aslında insanların birbirleriyle potansiyel olarak ne kadar iyi anlaşabildiklerini de çok iyi özetledi. Bu kadar iyi bir durum içerisinde olan vatandaşların tekrar bu barış hakkına, bu demokratikleşme hakkına, ülkenin refah düzeyinin arttırılmasına dair temel haklarına niye bir devlet erkanı ya da bir devlet iktidarı buna engel olsun? Yani bu Türkiye'nin en doğusundan tutun da en batısına kadar, kuzeyinden tutun da güneyine kadar tüm insanların temel hakları ve refah içerisinde yaşamanın bu kadar elzem olduğu bir konuya dair insanların sessiz kalmaması gerekiyor. Aslında dışarıdaki insanlar yeteri kadar bir ses olamadıkları için, demokratik haklarını kullanamadıkları için maalesef hapishanelerde tekrar açlık grevleri başlamış bulunuyor. Umarım ve temenni ediyorum ki bir an önce sonlanır ve biter ve bitmesiyle beraber tecrit de kırılmış olur. Aslında herkesin temel talebi bir hakikatin varlığı. Bu hakikatin varlığı da bu coğrafyada, Mezopotamya coğrafyasında insanlığın ilk tarihinin başladığı coğrafyada kadim bir geçmiş var bizi besleyen ve bizi bugüne kadar getiren. Bu tarihsel zenginliğin temel kaynağı insanların birbiri içerisinde, uyum içerisinde yaşaması. Yani onlarca medeniyetin hüküm sürdüğü, onlarca medeniyetin tarihsel zenginlik kazandırdığı bir coğrafyada asıl hakikat barıştır. Asıl hakikat bu ülke, bugünün koşullarına göre demokratikleşmedir. Bugünün koşullarına göre hukuk devletine bağlılıktır. Hukukun araçsallıktan çıkıp asıl adaleti temin eden bir mekanizma olarak kullanılmasıdır. İşte bu hakikatin şu an önünü tıkayan temel noktaların başında bu ülkenin temel sorunu olan Kürt sorununun çözümü noktasındaki temel argüman da, temel yol da İmralı Ada hapishanesindeki tecritin kaldırılmasıdır. İşte bu hakikate ulaşabilmek için bu ülkedeki insanların birbirleriyle huzur, kardeşçe, barış içinde yaşayabilmesi için bu yolun da açılması gerekiyor. İşte bizim burada temel gayemiz, hukukçuların temel gayesi, evet, müvekkillerimizin ve orada tecrit altında olan tüm insanların bu tecritinin sonlandırılması. Evet, biz hukuki bir taleple geliyoruz ama
Bu hukuki talebin yansımaları eğer bir coğrafyanın tamamını, yani Orta Doğu'nun tamamını etkiliyor ise, burada bu ülkede yaşayan ve bu ülkede bu ülkenin geleceğine dair sorumluluk hisseden tüm insanların buna karşı ses çıkarması gerekir. Bunu dillendirmesi gerekiyor ve hükümete bunun sonlandırılması için de kendi potansiyeliyle, kendi gücüyle bir itiraz getirmesi gerekiyor.